Merhaba sevgili takipçilerim, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çalışan veya vakti dar olan bayanlar için üzüm yaprağı dolması ve sarmasının en pratik tarifini vereceğim. Böylelikle canım çekiyor ama vaktim yok diyenler için de bir çözüm bulmuş olacağız. Bu pratik dolma tarifi yaprak sarmaya üşenenler veya yurt dışından bizi takip edenler için bir kolaylık olacaktır. Haydi hemen videoya geçelim. Gördüğünüz gibi yapraklar harika gözüküyor. Çalıştığım için zamanım çok kısıtlı ama canım da çekiyor. Bunları böyle bırakmak istemiyorum. Atıştıran yağmura rağmen hemen topladım. Makasla dip yerinden kesiyorum ve parlak kısımları üste gelecek şekilde bir kabın içerisine topluyorum. Bu kadarı şimdilik bize yeterli. Yaklaşık yarım kiloya yakın. Bize gerekli olan malzemelerimize şöyle göz atalım. Yarım kilo üzüm yaprağı, 2 limon, 2 baş soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 bardak bulgur, 1 bardak pirinç, bir miktar maydanoz, bir miktar taze nane. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası, bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, yeterince tuz. Yaprakları yıkayarak bir kabın içerisine alıyoruz. İçerisinde bir miktar su olan tenceremizi ocağın üzerine yerleştirdikten sonra üzerine kaynar su ilave ediyoruz. Su tamamen kaynadıktan sonra yapraklardan bir miktarını alıyoruz ve suya daldırıyoruz. Tamamen rengi dönünceye kadar kısa bir süre içerisinde kaynatıyoruz ve çıkarıyoruz. Benim yapraklarım çok taze olduğu için kısa süre içerisinde rengi dönüyor. O nedenle hemen çıkartıyorum. Zamanımız kısıtlı olduğu için soyup parçalara ayırmış olduğumuz soğanı blenderda çekiyoruz. Ancak eğer zamanınız varsa elde doğramanızı tavsiye ederim. Çünkü daha lezzetli olacaktır. Soğanların üzerine maydanozları da ilave ederek çekiyoruz. En sonunda naneyi de ilave ederek çektikten sonra işlemi bitiriyoruz. Bir tavanın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını alarak ısıtıyoruz. Yağ ısındıktan sonra çekmiş olduğumuz karışımı ilave ediyoruz. Rengi dönünceye kadar kavurduktan sonra salçalarımızı ilave ediyoruz. Ancak bir açıklama yapmak istiyorum. Eğer vaktiniz varsa hepsini ayrı ayrı doğradıktan sonra soğanı kavurup en sonunda naneyi ve maydanozu ilave ederseniz daha lezzetli olacaktır. Bir sürede salça ile birlikte kavurduktan sonra suya tutmuş olduğumuz bulgur ve pirinci ilave ederek yine karıştırarak bir süre kavuruyoruz. Şimdi de karabiber, pul biber, toz biber ve tuzdan oluşan baharatlarımızı ilave ediyoruz. O kısmını çekmemişim ama üzerine bir bardak kaynar su ilave ediyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp kabarmasını bekliyoruz. Suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Yaprak sararken vakit kaybetmek istemiyorum diyorsanız işte çözüm burada. Limon sıkacağının tersini çevirip bir kasenin üzerine geçiriyoruz. Yaprakların sapları eğer uzunsa kesiyoruz ve parlak kısmı alt tarafa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. İç kısmına içini harcını dolduracağız. Altı dış kısmında kalacak. O nedenle parlak kısmı alt tarafa gelmesi gerekiyor.
Ortadaki boşluğa harcımızdan dolduruyoruz. Kenarlarını içeri doğru katlıyoruz. Bohça gibi kapatıyoruz. Ters çevirerek çıkardıktan sonra tenceremize diziyoruz. Hayır, vaktim var. Ben normal bir şekilde sarmak istiyorum diyorsanız onu da birlikte görelim. İlk önce yapraklarımızın parlak kısımları alta gelecek şekilde tahtaya veya tezgaha diziyoruz. Hazırlamış olduğumuz harcımızdan tam saplarına yakın yere uzunlamasına yerleştiriyoruz. İlk önce harcın üzerini kapatıyoruz. Yanlardaki yaprağın fazlalığını içeriye doğru katlıyoruz. Şöyle çevirerek sarıyoruz. Yaprakları bu şekilde serdikten sonra işlemin daha hızlı ilerlemesini istiyorsak harçları içine koyduktan sonra ve baş kısmını biraz sardıktan sonra elimizin altında böyle yuvarlayarak daha hızlı sarabiliriz. Eğer bu şekilde sarma işlemi zor diyorsanız bir poşetini üzerine koyarak da kolaylıkla sarabilirsiniz. Hemen bunu da gösterelim. Aynı şekilde katlamamızı yaptıktan sonra poşeti ikiye katlıyoruz ve bir ucundan çekiyoruz. Poşetle sardığımız zaman kolay sarılıyor ancak tek tek çalışıldığı için biraz zaman alabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Evet, isterseniz bu şekilde poşetle sararak veya normal bir şekilde sararak. Veya bu şekilde yaprakların içini doldurarak bütün harcımız bitinceye kadar sarıyoruz. Yapraklarımızı iki farklı tencereye yerleştiriyoruz. Sıkmış olduğum bir limon suyunu üzerlerine paylaştırarak ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Üzerlerine ince kesilmiş limon dilimlerini yerleştirdikten sonra kalan yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Artan yapraklarla tencerenin üzerini kapatıyorum. Üzerine yaprakların yüzüne çıkıncaya kadar kaynar su ilave ediyorum. En son tencerenin üzerine ters çevirmiş olduğum tabakları yerleştirerek kapaklarını kapatıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Kaynayıncaya kadar harlı, daha sonra kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat pişiriyorum. Yemeklerimiz pişti, yaklaşık yarım saat dinlendirdik. Şimdi de servis tabağına alıyoruz. Servis tabağını tencerenin üzerine yerleştirip ters çeviriyoruz. Aynı işlemleri diğer tenceremize de yapıyoruz. Sıra geldi süslemeye. Kesmiş olduğumuz ince limon dilimleri ve toplamış olduğumuz yapraklarla süsleme yapıyoruz. Arzuya göre sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt ilave ederek üzerine pul biberle süsleyip servis yapabiliriz. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım vermiş olduğum pratik bilgiler işinizi kolaylaştıracaktır. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki pratik paylaşımlarımı da kaçırmamak adına
abone olup bildirim zilini açarsanız videolar yayınlandığı zaman ilk siz haberdar olursunuz. Şöyle keserek dolmamızın içini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.